Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir tarih vaktiyle tekrar birlikteyiz. Şanlı ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız yine 10. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a dair bilgiler vereceğiz. O döneme ilişkin bilgiler vereceğiz. Programa geçmeden önce öncelikle iletişim bilgilerimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bizlere sorularınız olabilir, görüşlerinizle katılmak isteyebilirsiniz. 0216 alan kodu 488-0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp yoluyla veya SMS yoluyla mesaj göndermek isterseniz 0530-234-0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünkü konularımız Osmanlı Devleti'nde hizmet veren iki şahsiyetten bahsedeceğiz. Birincisi muazzam bir müstesna devlet adamı olan Piri Mehmet Paşa'nın hayatını ve vefatına dair bilgiler vereceğiz. İkinci olarak da 9. Osmanlı Şeyhülislamı olan İbni Kemal'den bahsedeceğiz. Ona hayatına dair ve vefatına dair bilgiler vereceğiz. Süremiz yeterse de Irak-Hint Savaşı'ndan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi ben öncelikle konularımıza geçmeden evvel konuklarıma dönüp hoş geldin demek istiyorum. Mecit Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Orhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Mevla Teala'ya şükür olsun hocam, elhamdülillah. Rabbim daha iyi etsin. Fatih amin, Hocam siz amin, de hoş geldiniz, Allah sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun hocam, iyiyiz elhamdülillah. Gerçi sizler uzun nasılsınız? Süredir sormuyorum ama hocam eğitim dönemi nasıl gidiyor? Eğitim süreci, medreselerimizde çalışmalar nasıl gidiyor? Kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Merak ettiğim için soruyorum hocam. Buyurun. Evet, dönem başında başladık hocam. Bir araya tatil girdi, sömestr tatili. Şimdi inşallah elhamdülillah devam ediyor gene eğitimlerimiz. Şu sıralar biraz yoğunluk var Diyanet'le alakalı ama inşallah çok güzel olacak çalışmalarımız işte... hafızlarımız hala çıkmaya devam ediyor ve daha sonra hali hazırda yeni hafızlık yapmaya işte yetiştirilen talebelerimiz hala şu an devam ediyor. İşte okulla beraber Kur'an kursunu idare eden, medreseyi idare eden talebelerimiz hala devam ediyor. Çünkü insanlar şu an malumunuz İmam Hatip'e fazla yöneldi. Çünkü İmam Hatip'te de mesleki şeyler açıldığı için. Tabii İmam Hatip'inde temel dersi olan hem Arapça hem de Kur'an-ı Kerim ilmini çocuklar, aileler hem daha iyi öğrensinler hem daha iyi kavrasınlar diye böyle sabahçılara öğlenden sonra öğrenciler işte sabahleyin İslami eğitimler yani Kur'an-ı Kerim ve Arapça ilimleri hala verilmeye devam ediyor hocam. Şu an zaten Fatih medreselerimizde zaten kuruluş amacı medresedir hocam. Fatih medreselerimiz 1986'dan bu yana ve ta ki bugüne kadar da hizmet vermeye devam ediyor. İnşallah da ömrümüzün yettiği kadar da hizmet vermeye devam edeceğiz hocam. Amin hocam, inşallah Allah kolaylık versin. Mecid hocam size de ben soru yöneltmek istiyorum. Fatih bölgesinde idarecilik yapıyorsunuz. Fatih bölgesinde durum nedir hocam? Hocam malumunuz her sene sonu olduğu gibi artık her eğitim döneminde her sene sonunda artık meyve yeme zamanıdır. Bu sene de elhamdülillah işte geçtiğimiz senelerde hafızlıklarına başlayan veya Arapça eğitimlerine başlayan talebelerimizden şu an meyvelerini almaya başladık elhamdülillah. Hafızlıklarını bitirenler var, sona yaklaşmış olanlar var, işte birkaç hatimi kalmış olanlar var. Arapça talebelerimizden herkese aynı şekilde onlardan da bu sene hoca olacak icazete hazırlanan talebelerimiz var. Son kitaplarını okuyan işte fıkıhta, tefsirde, hadiste ondan sonra alet ilimlerinde son kitaplarını bitirip artık hocalık vazifesi için hoca olmak için icazet namesini almak için bekleyen talebelerimiz var. Mevla Teala'ya şükürler olsun. Güzel, yoğun bir sene geçiriyoruz. İkinci dönem hocamızın demiş olduğu gibi ikinci dönem daha iştiyaklı, daha güzel bir şekilde başladık. Dediğim gibi çocuklar da çünkü heyecanlılar. Kimileri yeni hafızlığa başlamıştı, ortaladılar, toparladılar kendini. Kimileri de geçtiğimiz senelerde başladığından dolayı artık bu sene hem ailelere heyecanlı hafızlıklarını tamamlayacaklar. Aynı şekilde hafızlık sınavına girip, hafızlık imtihanına girip hafızlık diplomalarını alacaklar inşallah. Biz hocalar olarak bizler de heyecanlıyız. Talebelerimiz heyecanlı, ailelerimiz heyecanlı. Elhamdülillah Mevla Teala'ya şükürler olsun. Şer'i ilimleri, Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu yol üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Bu sene sonunda da inşallah zaten icazetname zannediyorum ki canlı yayında FMTV'de verilir.
işte hafızlarımızın ve bu sene hoca olan talebelerimizin icazet programı mutlaka yapılır diye düşünüyorum. Kadir Gecesi'nde düşünülüyor. İnşallah Rabbim hayırlı mübarek eylesin diyorum. Ailelerini tebrik ediyorum talebelerimizin. Hocalarını tebrik ediyorum. Fatih Medreseleri, Masum Bayraktar hocamıza teşekkür ediyorum. Elhamdülillah bizleri böyle bir yolla beraber Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu minval üzerine, bu sistem üzerine çalışmamıza vesile oluyor. Rabbim her birerlerinden razı olsun hocam. Amin hocam. Rabbim başarılarınızın devamını versin hocam. Hafızların yetişmesini duymak gerçekten önemli. Çok sevindirici haberler. Rabbim sayılarını artırsın hocam. Size de kolaylık versin. Hem talebelerimize hem de hocalarımıza gayret. Talebelerimize de üstün zekalar, kolaylıklar ikram etsin Rabbim. Şimdi tabii bir de yarın 18 Mart. Malumunuz Çanakkale Savaşı'nın zaferinin 103. yıl dönümü münasebetiyle de oradaki şehitlerimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Ahirette de şefaatinden bizleri mahrum etmesin diyelim hocam. Çanakkale gerçekten çok önemli. Tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Bu toprakların, bu vatanın varlığının tekrar işte muhafazası ve vücut bulmasının en önemli mihenk taşlarından biri. O tarihte çok önemli. Güzel bir mücadele verilmiş. Burada şunu da tekrar etmek istiyoruz. Hem Osmanlı tarihini biz burada anlatıyoruz ama Osmanlı'da da gördüğümüz üzere birlik ve beraberlik olduğunda Müslümanların gerçekten düşmana karşı, ehli küffara karşı nasıl güçlü olduğunu ve zaferler kazandığını görüyoruz. Burada da tabii 18 Mart'taki mücadelede de bu Çanakkale'de yaşanan mücadelede de ehli küffara karşı yapılan bu mücadelede de Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazlı demeden cepheye bütün herkes vatanperver bir şekilde imanı müdafaa etmek için, vatanın müdafaa etmek için mücadele verdiklerinde elde ettikleri zaferi görüyoruz. Ki karşı tarafta karşı tarafında gerçekten hem donanım anlamında, teçhizat, ordu anlamında, sayısal anlamda çok güçlü olmasına rağmen yine de Rabbimiz onlara geçit vermedi. Bu da işte imanın bir tezahürü, Çanakkale zaferi. O yüzden de buradan şehitlerimize ve o gün gerçekten vatan müdafaasında bulunan herkesi Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Sadece cepheye giden askerlerimiz değil, o gün gözü yaşlı analarımız, vefakar analarımız da vardı. Rabbim tamamını rahmetiyle muamele etsin, ahirette cennete cemalini müşerref kılsın hocam. Şefaatlerinden de bizi mahrum etmesin. Buyurun, siz bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Hocam 15 Temmuz'dan önceki son zaferimiz bizim. Gerçekten Çanakkale'ye baktığımız zaman da bir ayet-i kerimenin tezahürü kem min fiyetin estaizu billah kem min fiyetin galiletin galibet fiyeten ketireten biiznillah azlıkların çokluklara galip geldiği İslam'ın, imanın, birlik, beraberliğiyle beraber Allah'ın yardımının Müslümanlar üzerine, inananlar üzerine olduğu, peygamberin dahi onları orada yalnız bırakmadığı, dedelerimiz, büyüklerimiz bunları hep anlatıyor bizlere. Kitaplardan, hep Tanrı kitaplarından bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ordularıyla neydi? Oradaydı ve İslam'ı, imanı, Kur'an'ı muhafaza etti orada. Baktığımız zaman da son zaferimiz olan elhamdülillah 15 Temmuz'da da aynı şekilde demiş olduğunuz gibi ırk, renk olmaksızın tek bir çatı altında insanlarımız birleştiği zaman da, Müslümanlar birleştiği zaman da zafer kaçınılmaz oluyor. Mevla Teala'nın yardımı gerçekten insanların, Müslümanların üzerine oluyor. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bu birlik beraberliğimizi daha kuvvetli bir şekilde hayata geçirebilmeyi, bütün Müslümanlara birliği beraberliği ikram etsin diye devamlı dua ediyoruz hocam. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim şefaatlerine cümlemize nail etsin. Gerçekten bizlere büyük ders verdiler o son zaferde. O gerçekten Allah'ın rahmetini, Allah'ın mağfiretini, onlara olan kuvvetini, kudretini nasıl verdiğini okuduğumuz zaman, büyüklerimizden dinlediğimiz zaman gerçekten gönlümüz cuhuş ediyor. Çünkü peygamber bile yerinde ne yapmamış? Durmamış. Onların yanında saf almış. O yüzden dolayı inşallah Rabbim bizlere de bu güzelliği ikram eder diyorum hocam. Rabbim tekrardan şefaatlerine cümlemizi nail etsin inşallah. Amin hocam. Şimdi bu toprakların gerçekten özelliği var. Osmanlı tarihine de baktığımızda bunu çok net görüyoruz, anlatıyoruz burada. Yani bu toprakların hamurunda, bu topraklarda yaşayanların gerçekten vatanı müdafaa noktasında canlarının son, yani kanlarının son damlasına kadar müdafaa edeceklerini görüyoruz. Dediğiniz gibi bunu Çanakkale'de de gördük. Osmanlı'nın pek çok evresinde, devresinde de görüyoruz.
Daha evveline de gittiğimizde bunu görüyoruz. 15 Temmuz'da da bunu gördük. Yani şunu unutmamak lazım. Ama işte dediğim gibi her ne kadar bu toprakları müdafaa için halkımız var gücüyle mücadele etse de ehli küffar da kafir de hiçbir zaman durmuyor. Evet. 1915 döneminde o dönemde Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı o dönemlerde de ehli küffar mücadelesi devam ediyordu. Bütün silahlarını ülkemize, vatanımıza doğrultmuştu. 15 Temmuz'da da bu yaşandı. Hatta şu anda da Afrin'de yapılan mücadeleler, verilen mücadeleler, şehit haberleriyle gerçi üzücü de olsa karşılaşıyoruz ama orada da yine bir vatan müdafaası var. Yani şunu demiştiniz, orada da yedi düvele karşı mücadele ediliyordu. Orası da bir doğu cephesi. Yani bugün nasıl 1915'te Çanakkale'de batı cephesini yürüttüyse bu toprakların evlatları, bugün de doğuda aynı tehlikeyi bertaraf etmek için mücadele ediyor. Şu Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu şuur, bu samimiyet, bu ciddiyet var. Rabbim bozmasın diyelim. Çünkü zaten ehli küffarın kalbine korku salan hadise de bu. Yani bu topraklarda yaşayanların gerçekten canı bahasına bu topraklardan vazgeçmeyeceğini görüyorlar, biliyorlar. Rabbim muhafaza etsin tekrar hocam. Şimdi hocam Kanuni Sultan Süleyman devrini anlatıyoruz. Yani Osmanlı'nın altın çağı olarak nitelediğimiz bir dönem. Gerçi Kanuni'nin savaşlarına dair bu bölümde pek bilgi vermeyeceğiz ama iki önemli şahsiyetten bahsedeceğiz. Neden bu şahsiyetlere değiniyoruz? Çünkü biz hani sürekli söylüyoruz, Osmanlı devrinde şeriatı muhafaza, evliyaya, ulemaya ve gerçekten şimdi Piri Mehmet Paşa devlet adamıydı ama o da dine, diyanete çok önem veren, ehli sünnet akidesini savunan çok önemli bir devlet adamıydı. Tabii İbni Kemal de Şeyhülislam'dı. Bu şahsiyetleri neden anlatmaya gereği duyduk? Osmanlı'da gerçekten padişahlar, idari kesim yani idarenin en üst tabakası olan padişahlar bu zatlara gerçekten önem veriyorlardı. İslam'ı devamı, bekasının aslında devletin de devamının bekası olduğunu bildiklerinden alime, ulemaya ve gerçekten böyle kıymetli şahsiyetlere değer veriyorlardı. Biz de o yüzden burada bu bölümde bunlara biraz değinelim istiyoruz hocam. Şimdi ben ilk sözü size vereceğim hocam. Piri Mehmet Paşa müstesna bir devlet adamı dedik. İkinci Beyazıt devrinden gelen evet. ve Yavuz Sultan Selim'de daha aktif rol oynayan ve Kanuni devrinde de emekliye, yaşlanmasından dolayı emekliye ayrılan bir devlet adamı. Dilerseniz Piri Mehmet Paşa'nın hayatından ve vefatına dair sizden kesitler alalım, bilgiler alalım. İnşallah. Daha sonra ben sözü Fatih Hocam'a vereceğim. Buyurun hocam. Piri Mehmet Paşa ile alakalı kabrinin bir fotoğrafı vardı hocam. Onu alabilirsek. Rejideki arkadaşlar eğer hazırsa onu da yansıtırlarsa iyi olur hocam. Buyurun. Hocam Piri Mehmet Paşa sizin de söylemiş olduğunuz gibi 2. Beyazıt devrinde Sadrazam Piri Mehmet Paşa burada kabri Silivri'de. Kendi camisinin, kendi adına yapılmış olan Piri Mehmet Paşa Camii'nin hemen avlusunda o tarafa yolu düşen inşallah ziyaret ederse Rabbim şefaatlerine nail etsin. Çok büyük hizmetler vermişler. 2. Beyazıt döneminde hizmete başlamış. Yavuz Sultan Selim Hazretleri döneminde yıldızı parlamış. Ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde de biliyorsunuz Rodos ve Belgrad fetihlerini önünü açıp Kanuni'yi o yönde yönlendirip çünkü babasından kalma olduğundan dolayı Piri Mehmet Paşa'ya karşı muhabbeti onun görüşlerine karşı çok yüksekti. Hem de Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz birebir yani sağ kolu denir ya sağ koluydu yani Piri Mehmet Paşa. O yüzden dolayı onun görüşlerine çok önem veriyordu ve Belgrad ve Rodos'un fetihlerini zaten kim açmıştır? Piri Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ı o yönde yönlendirmiştir. Çok hizmetleri olmuş. Şeriattan hiçbir zaman taviz vermemiş. Amasya'da ilimlerini tamamlamış, şer'i ilimlerini, Zembilli Ali Efendi biliyorsunuz amcası, ondan özel olarak birebir eğitim almış. Kendi soyu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kadar dayandığı söylenir. Ondan sonra baktığımız zaman da hem maddi hem manevi tam donanımlı bir paşa. İlk etapta biliyorsunuz kadılık vazifesiyle alakalı 2. Beyazıt döneminde İstanbul'a geliyor. İşte Sofya'da, Silivri'de, ondan sonra İstanbul'da kadılık vazifelerini yapıyor ve sonrasında Yavuz Sultan Selim Han döneminde işte Rumeli Defterdarı iken Çaldıran Meydan Muharebesi'nde Rumeli Defterdarı olarak Çaldıran Meydan Muharebesi'ne katılıyor. Ve Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz Çaldıran Meydan Muharebesi için uzun bir yol gidilmişti. 12-13 aylık yanlış hatırlamıyorsam 2500 kilometre yayan bir şekilde İstanbul'dan İran'a biliyorsunuz Tebriz'e o bölgeye kadar ne yapmışlardı?
yürüye yürüye büyük bir ordu, 150 bin kişilik bir ordu toplarıyla beraber, tüfekleriyle beraber ne yapmışlardı? Yürümüşlerdi. Ve ordu yorgundu. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri savaş için, Çaldıran Meydan Muharebesi için toplantı düzenlediği zaman da bütün paşalar savaşa başlangıç için askerlerin dinlenmesi yönünde rey kullandı, oyunu verdi. Ve 24 saat dinlendikten sonra artık askeri harekata başlanmasıyla alakalı bu şekilde fikir verdiği zaman da Pirri Mehmet Paşa askerin içerisinde de Şia'ya karşı ilgilisi olan veya Şiaların aramıza koymuş olduğu adamlarla beraber içeride bir fitne uyanma. Çünkü olayın artık merkezindeyiz, noktasındayız. Eğer içeriden bir isyan, içeriden bir sıkıntı doğduğu zaman da hiçbir şekilde karşı tarafa karşı ne yapamayız, başarısız oluruz diyerekten Piri Mehmet Paşa 24 saatlik dinlenme, istirahate kesinlikle müsaade etmemiş ve direkt savaşmak için oyunu kullanmıştı. Ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ona işte er dediğin, paşa dediğin, komutan dediğin bu şekilde olur diyerek biliyorsunuz onu çok methetmişti ve ona karşı muhabbeti çok yükselmişti Piri Mehmet Paşa'ya karşı ve o şekilde hareket etti. Sonrasında seferden dönüldüğü zaman da onu biliyorsunuz Vezir-i Azam olarak, 3. Vezir olarak tayin etti. Ve sonrasında biliyorsunuz ki Ridaniye'ye, Meydan Muharebesi'ne giderken İstanbul Muhafızlığı'na kendisini bıraktı. İstanbul Muhafızlığı'na kaldı. İstanbul Muhafızlığı'ndan Haremeyn'in hizmeti alındığı zaman da, Arabistan'ın, Mekke ve Medine'nin hizmeti alındığı zaman da Şam'a kendisini çağırdı. Çünkü çok kıymet veriyordu Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri onu, Piri Mehmet Paşa'ya. Onu oraya çağırarak orada biliyorsunuz Sadrazam işte en yakın adamı olarak ilan etti ve biliyorsunuz ki orada bir meselesi vardır. Piri Mehmet Paşa'ya diyor ki, Piri Mehmet Paşa'ya ey paşa diyor, Haremeyn'in de hizmetini elhamdülillah aldık. Bu toprakları nereye gitsek her seferimizde Allah bize zafer ikram eyledi. Atımızı nereye sürsek artık zaferle beraber ilerliyoruz. Topraklarımızı genişlettik ve artık karşımızda duracak bir kuvvet yoktur Allah'ın izniyle diyor. Peki diyor, hal böyleyken devletimiz hakkında bir zeval var mıdır diye Piri Mehmet Paşa'ya soruyor ve Piri Mehmet Paşa'nın gerçekten çok büyük bir, yani basireti o kadar açıkmış ki demek ki, öyle bir cevap veriyor ki yani bugün o cevabı biz yaşıyoruz. Onu hemen sizlere okuyayım inşallah. Diyor ki Piri Mehmet Paşa, efendim diyor, padişahım, dedelerinizin koydukları kanun ve kaideler yürürlükte kalıp tatbiki devam ettikçe bu devletin zevali mümkün değildir. Ne zaman ki evlatlarınızın hilafetleri zamanında akılsız vezir-i azamlar tayin edilirse, rütbe ve makamlar ehli olmayanlara verilirse, rüşvet kapıları açılırsa, devlet işlerinde kadınların hükmü yürümeye başlarsa, o zaman diyor artık devletimizde zeval olması mümkündür padişahım diyor. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin tüyleri kabarmış ve demiş ki Allah'ım, ellerini açmış, ya Rabbi bizleri bu zevalden muhafaza eyle diye dua etmiş. Baktığınız zaman da gerçekten her biri söylemiş olduğu madde gerçekten İleriki safhalarda anlatacağımız zaman hepsi hayata geçmiş. Teker teker bakılsın, hepsi ne yapmış? Hayata geçmiş. Ve bunlardan, yani dedelerimizin koydukları kanun-u nizamdan, şeriattan, Kur'an'ın hükümlerinden, sünnetten ne zaman ki tavizler verilmeye başlamış, akılsız insanlar ne yapılmaya başlamış? Ehil olmayana iş verilmeye başlamış ve her şeyin kapıları ne olmuş? Ardına kadar açılmış. Ve ondan sonra bu devlet ne olmuş? Zeval görmüş. O yüzden Rabbim muhafaza eylesin diyorum. Piri Mehmet Paşa'ya baktığımız zaman da gerçekten hayatı boyunca 3 padişah döneminde elinden geleni maddi manevi olarak mücadele etmiş ve gerçekten büyük hizmetler vermiş. Ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde de biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Hazretlerinden sonra kalıyor. Kanuni Sultan Süleyman kendisine çok büyük bir saygıyla, edeple
kendi yanında bulunduruyor. Hatta onu işte 1523'te tahta geçtikten sonra artık efendim sizin istirahat vaktiniz gelmiştir. Nereyi arzu ederseniz, kendisi Silivri'yi istemiş. Ondan sonra nereyi arzu ederseniz 200 bin akçe olması lazım bir emekli maaşıyla beraber size artık istirahate çekilmeniz için. Hani bu şekilde arzu ediyorum gibi Kanuni Sultan Süleyman kendisine söylediği zaman da zaten 80 küsur yaşlarında olduğu söyleniyor. O şekilde kendini ama yine Belgrad ve Rodos'u fethettirdikten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın önünü açtıktan sonra ne yapıyor? Artık Silivri'ye çekiliyor ve Silivri'de de orada yazmış olduğu gibi 1533 de denebiliyor tarihli kitaplara göre. 1532 veya 1533'te Edirne'de vefat ediyor. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Ve Silivri'de kendi adına yapılmış olan Piri Mehmet Paşa Camii'nin avlusuna defnediliyor. Evet. Piri Mehmet Paşa gerçekten büyük adammış. Yani hayatını biraz açıp okuyunca insan ilgilenmemesi mümkün değil yani. Şimdi Piri Mehmet Paşa'nın evet baktığımız zaman öngörüsünün kuvvetli olduğunu görüyoruz. Basiretli ifadelerinden ve Yavuz Sultan Selim Han öyle biliyorsunuz kolay kolay bir insanı yani hele de idareyi etkileyecek noktada bulunan bir insanı kolay kolay benimsemez. Evet. Ama Piri Mehmet Paşa'yı gerçekten hem maddi anlamda da manevi anlamda sevdiğini ve kucakladığını görüyoruz. Ama işte buradan da şu çıkıyor. Günümüzde gerçekten bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Sadece ülke yönetimi anlamında değil. Yani her işte bu böyle. Yani bir şirket yönetiminde olsun, bir iş yerinin yönetiminde olsun işi ehline vermediğiniz zaman o işler sapasarar ve yürümez tabiri caizse. Onunla alakalı da hocam kısa bir şey hemen söylemek istiyorum. Evet. Yani Piri Mehmet Paşa biliyorsun Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri hiçbir şekilde hata kaldırmazdı. Evet. Yani en yakını dahi olsa bir hata olduğu zaman da kelle koltuktaydı. Yani her şekilde ne yapabilirdi? İdam etme durumu mümkündü. Piri Mehmet Paşa da geceli gündüzlü Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında istişarelerde bulunduğundan dolayı bir gün ona samimiyetinden demiş ki efendim padişahım demiş bilirim ki zaman gelecek bir gün beni de hani azledeceksiniz, cezalandıracaksınız. Bunu hani en kısa zamanda olsa da ben de bu kuşkudan artık içi artık kalbini mi kemiriyordu acaba beni ne zaman asacak diye. Ondan sonra o şekilde bir kalbini kemiriyor demek ki öyle bir kuşkusu vardı artık latife gibi bu şekilde soruyor. Ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ona diyor ki doğru dersin Piri Mehmet Paşa. Senin bu isteğini direkt hemen hızlı bir şekilde hayata geçirmek isterdim ama diyor yerini dolduracak adam daha hiç bulamadım buyuruyor. Gerçekten işi ehlinde olduğundan dolayı Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bile onu hiç azletmemiş yani. Şimdi Osmanlı'yı Osmanlı yapan unsurlardan biri de biliyorsunuz o istişare mekanizmasının çok iyi işlemesiydi. Evet, evet. Dolayısıyla o istişare mekanizmasını seçeceğiniz yardımcılar öngörüsü kuvvetli, sadece öngörüsü değil tabii. Vatan haini olmayacak, işte gerçekten Allah sevgisi ve korkusu kalbinde olacak. Hem de bunlarda aranan özelliklerdi. Piri Mehmet Paşa bunları gerçekten kendi bünyesinde bulunduran bir kişiliğe sahipti. Dolayısıyla da işte o yüzden Yavuz Sultan Selim Han dediğiniz gibi en ufak hatayı dahi affetmiyordu. Ama Piri Mehmet Paşa'ya sanki bir güven, sonsuz demeyelim de hani böyle büyük kuvvetli bir güveni vardı ve onunla istişare yapmak onu rahatlatıyordu. Hem de aldığı kararlarda onun gerçekten hoşuna gidiyordu. Yani dediğimiz gibi aslında sadece Osmanlı'yla alakalı değil, günümüzde de bu böyle. 15 Temmuz darbesini yaşadık yani görüyoruz. Yani çünkü çok büyük bir hani devletin öyle kademelerine sızılmış ki vatan hainleri. İşte hem idari anlamda hem mülki anlamda hem savcılıklar olsun, hakimlikler olsun işte hem o adalet mekanizmasından tutun da eğitim mekanizmasına, ondan sonra kolluk kuvvetlerine tutun da pek çok sahada içeriye sızmışlar ve bunların işte ülkeye verdikleri zararı hepimiz çok yakın zamanda gördük. Dolayısıyla vatanın özellikle müdafası içinde idari kısımda yani beyin takımı dediğimiz o üst tabakada gerçekten çok dikkatli ve dikkatli olmak lazım. Yanımıza alacağımız insanları, seçeceğimiz insanları çok dikkatle seçmeliyiz. Sadece işte belli etiketleri olan, işte çok işte etiketler dediğim nedir? Hani belli yerlerde okumuştur, çok böyle
proftur, doktordur vesairedir. Böyle hani insanlara çok fazla itibar ediyor ya böyle etiketlere. İşte şurada şurada okumuş, şu bilgiler var, şu tecrübelere sahip. Sadece bunlar aranmamalı. Daha bunların da ötesinde dediğimiz gibi vatanı milleti sevecek, imanlı, şuurlu, şuurlu, İslami şuuru olan, İslami hassasiyet olacak, vatanına ihanet etmeyecek insanlardan oluşmalı ki sağlam temeller otursun tabii o beyin takımı ve ülkeye baktığımız zaman da amcası Zembilli Ali Efendi'den yıllarca eğitim almış. Yani evet. Zamanı Şeyhülislamlarından bakıyorsunuz. Yani dop dolu yani maddi manevi dop dolu bir paşa yani. Yani Osmanlı'nın yıkılma sürecine geldiğimizde biliyorsunuz o son dönemlerde özellikle Abdülhamit Han'ın yakındığı en büyük sebeplerden, nedenlerden biri de gerçekten güvenilir, sadık, vatanperver elemanlarının olmaması, yardımcılarının olması, etrafında o kişilerin olmaması. Biliyorsunuz o dönemler en çetrefilli dönemlerdi. Yani vatanperver gibi gözükenlerin aslında perdenin arkasında vatan haini olduklarını görüyoruz o dönemlerde. Rabbim böyle insanların bu kademelere ulaşmasını engellesin diyorum, fırsat vermesin, ülkemizi de muhafaza etsin. Gerçekten çok önemli. Ülkenin beyin, idari takımının gerçekten vatanını, milletini seven, imanlı, İslam'ı, İslam hassasiyetleri olan insanlar olması çok önemli. Osmanlı'da bunu yaşadık, gördük. Yani altın çağ dediğimiz Osmanlı'nın o yükseliş devrelerine baktığımızdaki istişare mekanizmasındaki insanlarla son dönemlerde yıkılmaya dönük çevresine, çehresine baktığımızdaki idari kadroya baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Bu tehlike aslında sadece geçmişte kalan bir tehlike değil, günümüzde de hala mevcut. Rabbim muhafaza etsin diyorum ben. Şimdi Fatih Hocam sözü size vereceğim. 9. Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den bahsedeceğiz. Gerçekten bu da önemli bir şahsiyet. Osmanlı'da iyi bir yer tutmuş, yer edinmiş bir kişilik. Dilerseniz sizden de İbni Kemal hakkında biraz bilgi alalım hocam. Buyurun. Evet. Şimdi hocam İbni Kemal ilim ve devlet adamı olarak Osmanlı devletinin en şahsiyetli, en mümtaz ilim adamlarından biridir. Ve özellikle zaten biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Han ile Mısır seferinde malumunuz yani İbni Kemal'in atının ayağından bir çamur Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına sıçrıyor. Ve tabii ki o zaman Yavuz Sultan Selim Han böyle astım kestim. Tabii askerlerin hepsi şaşırıyor. Etrafındaki devlet erkanı acaba İbni Kemal'e ne yapacak? Yani İbni Kemal'in atının ayağından bir çamur sıçrıyor. Ve dönüyor diyor ki benim diyor hani olur mu hani işte hocam yani sizin ayağınız yani atınızın ayağından sıçrayan bir çamur benim için bir nimettir diyerekten kaftanını vefat ettiği zaman şeyinin üstüne yani mezarının üstüne konulmasını istiyor. Tabii İbni Kemal Hazretleri zamanın yani Yavuz Sultan Selim Han zamanının ve Kanuni Sultan Süleyman Han zamanının Ehl-i Sünnet muhafazasını en iyi idare eden ve Ehl-i Sünnet'i son derece savunan bir alimdi. Ve Osmanlı Devleti'nde baktığımız zaman bütün ilimlere sahip olan çok nadir görünen hani bütün ilimlerde bilgi sahibi olacak ve bütün ilimleri hani bilecek olan alim azdı. Hani vardı ama azdı. Ama İbni Kemal bunlardan bir tanesiydi. Ve kendisi en çok vakıf olduğu ilim fıkıh ilmiydi. Ama ve kendi zamanında ulemalar mesela bir eser, bir kitap yazdıkları zaman evvela İbni Kemal'e gönderirler. İbni Kemal göndermiş oldukları kitaba bakar, eserlere bakar. İşte onda herhangi bir hata var mı, işte doğruluk payı var mı diye tespit eder ve onu tekrardan geri gönderirmiş hocam yazmış olduğu eseri. Tabii ahlakı olarak zaten tartışılmaz. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han'a işte Şeyhülislamlık yapmış. Kanuni Sultan Süleyman Han'a Şeyhülislamlık yapmış. Ve en önemlisi zaten bilhassa İran. Yani biliyorsunuz İran'da yaklaşık bir 10-15 senelik bir mazisi var Osmanlı Devleti'nin. Yavuz Sultan Selim Han'dan Kanuni'ye kadar. Ve bu dönemde geçen bu 20 senelik zaman zarfında Ehl-i Sünnet itikadını Şia mezhebine karşı son derece savunmuş ve bunun hakkında 4 kıtalık bir mısrayı hocam zaten yazarak bize bunu anlatıyor.
Diyor ki şeriat kim sarayı kibriyadır. Yani şeriat Allah'ın bir sarayıdır. Hakikat yapısı muhkem binadır. Yani kesinlikle hakikat bir yapısıdır ve mükemmel bir yapıdır. Hiçbir yanlış, hiçbir nasıl söylenir? Hiçbir taviz kaldırmaz. O yapı mükemmeldir. Onda bir hata payı bulamazsınız diyor. Muhkem, korunan kılıyor. Yani korunan bir yapıdır diyor. Onda hiçbir değişiklik olmaz ve hiçbir şekilde değiştirilemez. Ağanın bir taşını kim koparırsa, yani o muhkem, korunaklı binadan kim bir taş koparırsa, o binadan kim alırsa diyor, yerine başını koymak revadır. Yani o taşı koparan kişinin başını o koparılan taşın yerine koymak gerekir diyor. Yani böyle bir şekilde ehli sünnet itikadını müdafaa etmiş ve bu derece, daha geçen hafta anlatmıştık Molla Kabız meselesini. Burada dahi son derece ehli sünneti, Osmanlı'yı savunmuş bir alimdir. Tabii kendisinin şu an hala günümüze ışık tutan, biliyorsunuz, eserleri vardır ve kendisi ebced ilmine, yani nasıl derler? Şimdi sözünüzü kesiyorum ama evet, buradaki bu mısralara baktığımızda İbn Kemal'in tavizsiz bir İslam anlayışı olduğunu görüyoruz. Evet. Muhteşem ya hocam. Yani aslında Yavuz Sultan Selim de tavizkar değildi. Yani evet, hani biliyorsunuz babası 2. Beyazıt'ın hani Trabzon'da Sancakbey'iyken babası biraz daha pasif davranıyordu. O İran'daki o propagandalar Anadolu'da gün be gün artmıştı ve bu çok rahatsız etmişti Yavuz Sultan Selim Han daha şehzadelik devrinde, yani Sancakbey'iyken. Onda da bir taviz anlayışı yoktu. Dolayısıyla etrafındaki o dediğimiz gibi istişare mekanizmasında yakınında bulunan, yakın çevresinde de tavizkar bir anlayışın olmadığını görüyoruz. Yani burada şunu da söylemek istiyorum. Efendi Hazretlerimize burada atıfta bulunmak istiyorum. Yani Efendi Hazretlerimizin yaşantısına da baktığımızda Ehl-i Sünnet'i, yani Kur'an ahkamını ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısını tavizsiz bir şekilde yaşama gayretinde ve çok iyi bir bunu yaşıyor ve dünyada özellikle bu son devirlerde, yani bu ehli küffarın zirve yaptığı, hayasızlığın tavan yaptığı, insanların oluk oluk, yani bırakın artık hani sünnete dil uzatmak, artık ayetlere bile tahammül gösterilemeyen bu devirde Efendi Hazretlerimizin de bu tavizsiz yaşam biçimini hem kendi şahsında yaşayıp hem de elinin altında, eğitimi altında bulunanlara bunu telkin etmesi, bunu eğitim metoduyla yönlendirmesi, cemaatine yönelik bu çalışmanın içinde bulunması çok önemli. Yani Osmanlı da bunu başardı o dönemde. Yani başardığı için, tavizsiz bir anlayışla zaten Osmanlı yürüdüğü için dünyada ehli küffara karşı bir, mesela Kanuni'den bahsediyoruz ya, Avrupa tir tir titriyor karşısında. Ağzından çıkacak ifadeler Avrupa'da, Avrupa'nın o, düşünsenize, Avrupa'da da öyle basit devletçikler yok. Çok büyük. Yani belki de dünyaya hakim olma idealleri içinde bulunan pek çok devlet var orada. Evet. Hakimiyet kurmak için mücadele veren pek çok devlet dahi Kanuni'nin ağzından çıkacak ifadelerden tabiri caizse tırsıyor, korkuyor. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar sadece işte Kanuni'nin şahsiyetiyle olan bir şey değil. Dolayısıyla güçlü bir devletti Osmanlı. Tavizkar bir anlayış yoktu ve böyle olunca da Allah vaadinde buyuruyor ya ayet-i kerimede, tavizsiz bir anlayışa sahip olunca da Allah hükmünü, yani kuvvetini, İslam'ın evet, kuvvetini vaat ediyor ve Osmanlı bu vaadi gerçekleştirmişti. İşte Efendi Hazretlerimiz de burada tavizsiz bir anlayışla insanın hem kendini hem de bulunduğu çevreyi muhafaza edeceğini, vatanını da muhafaza edeceğini bildiğinden bunu sürekli hem yaşantısıyla hem de elinin altındakilerine telkiniyle görüyoruz. Rabbim Efendi Hazretlerimize de ben buradan o yüzden başımızdan eksik etmesin diyorum. Amin hocam. Gerçekten Allah çok Allah önemli bir örnek ve önder, önderimiz var. Ne kadar hamd etsek, şükretsek az, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Buradan da bunu dillendirmek istedim. Evet, yani Efendi Hazretlerimizin Yavuz Sultan Selim Han'a karşı da büyük bir sevgisi ve muhabbetinin olduğunu da burada söylemiştik daha evvel. Evet. Yani bunun sebebinin de aslında işte Ehl-i Sünnet'in müdafaa noktasında Yavuz Sultan Selim Han'ın çok kilit bir rol oynamasından kaynaklandığını da söylemiştik. Evet. Rabbim hepsinden razı olsun. Amin. Dediğimiz gibi o şuur, o ciddiyet, o samimiyet hepimize,
hem bizlere hem de ekran başındaki seyircilerimize ve yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'e bu şuur nasip etsin. Çünkü tavizsiz yaşanan İslam'da birliktelik, hakiki kardeşlik var. Eğer taviz verirseniz işte böyle görüyoruz, bölük pörçüyüz. Pek çok tefrika aramıza girdi, fitne aramıza girdi. Taviz doğurarak herkes kendi tavizlerini yaşıyor. Ama o yaşantılarını hak, din olarak bildiklerinden dolayı ötekini beğenmiyor, öbürünü dışlıyor. Dolayısıyla bu tefrika buradan yol buluyor. Ne zamanki tavizsiz bir anlayışla sahip oluruz, işte o tefrikalar da içimizde yok olup gider ve birlikteliği, hakiki kardeşliği sağlarız. İnşallah bu anlayışı, Efendi Hazretlerimizin bu anlayışı daha da yayılır da bütün dünya sathında Müslümanlar gerçek şuuru, kardeşliği yaşar diyorum hocam. Buyurun. İnşallah. Biraz uzattım ama. Estağfurullah. Pardon hocam, buyurun. Yani yaşamış olduğu hayatı dolu dolu yaşamış. Osmanlı'ya son derece çok büyük hizmetleri olmuş ve zamanın alimleri arasında çok nadir gösterilen bir kıymetli şahsiyet. Tabii 1534 yılında en son zaten Şeyhülislamlık yaparak Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında vefat ediyor. Ve kendisinin kabri de şu an Edirne Kapı'da hocam. Mahmut Çelebi Haziresi'nde şu an zaten vefat etmek, kabri de orada defnediliyor. Pardon yani hocam, bakıldığı, nerede dediniz? Edirne Kapı, Mahmut Çelebi Haziresi'nde. Şimdi Edirne Kapı deyince orada o yüzden tekrar ettirmeyi o şey gördüm hocam. Bizim Ahmet Güngör hocamız rahmetli. Evet. Edirne Kapı Şehitliği'nin orada yatıyor. Tam İbni Kemal Efendi'nin de türbesinin, kabrinin bulunduğu yere yakın. Buradan evet. Da Ahmet hocamıza hem İbni Kemal Efendi hem de bizi hatırlattığı için Ahmet Güngör hocamıza da Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Cennete cemaliyle müşerref kılsın hocam. Ahmet Güngör hoca kardeşimiz gerçekten çok yapmış olduğu hizmetlerle, kaliteli bir kişiliğe sahip olmasıyla, insanlarla olan o iletişimindeki güzel diyaloglarıyla da çok gerçekten insanlara örnek teşkil etmişti. Dediğim gibi Ahmet Güngör hocamız da Edirne Kapı'da tam o işte İbni Kemal Efendi'nin türbesinin yakınında, karşısında defnedilmişti. Fotoğrafı vardı hocam, alabilirsek. Eğer varsa, gösterirlerse de iyi olur rejik arkadaşlar. Kabir fotoğraflarının arasında bir tanesi oydu. Edirne Kapı. Yok. Hemen sağ taraftaki. Evet. Ahmet Güngör kardeşimiz de hemen bu kabrin karşısında defnedildi. Güzel bir şey. Buradan da onu da yad etmiş olalım inşallah hocam. Buyurun. Rabbim rahmet eylesin. İcraatleri zaten hocam vefatıyla son buluyor yani. Hani çünkü dediğimiz gibi Ehl-i Sünnet müdafasında zamanın, yani kendi zamanına damga vurmuş ve bütün olayı, yani İslamiyet'i, Osmanlı'nın idealini sadece 4 mısraya sığdırmış bir zat hocam. Zaten onu demin okuduk, siz de biraz açıklamasını evet. Yaptınız. Daha fazla anlatılacak bir şey yok. Hani eğer buna uyarsak zaten biz bilakis yaşayacağız yani bunu. Evet hocam. Meclis hocam, sizler de bir şey söylemek isterseniz. Hocam İbni Kemal Hazretleri biliyorsunuz gerçekten anlatmış olduğu gibi, mısralarında da anlatmış olduğu gibi şeriat hazinesinden kesinlikle bir taş dahi koparılmasına müsaade etmiyordu. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ninle alakalı biliyorsunuz ona yeri geldi ki kimse biliyorsunuz ona sesini yükseltemez. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri hiçbir şekilde şakası yoktu. En yakın adamını dahi anlatmıştık biliyorsunuz Mısır seferinde direkt idam ettirmişti. Taviz vermediğinden dolayı. Ama İbni Kemal Hazretlerine geldiği zaman da Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine bakıyoruz ki hayatını okuduğumuz zaman da kuzu gibi ne derse o. Çünkü geçtiğimiz hafta da anlattık. Hilafeti aldığı zaman da hilafetin icrasını, padişaha içtihadını İbni Kemal Hazretlerine, zamanı Şeyhülislam'ına teslim etmişti. Çünkü ilim maddi manevi içtihat sahibi olan, fıkha, tefsire, peygamberin hayatına, Kur'an'a sahip olan İbni Kemal Hazretleri olduğundan dolayı bu sefer ne yapıyordu? Efendim bir konu olduğunda bu konudaki en iyi bilgi sizdedir. Geçtiğimiz hafta Molla Kabus Efendi'yi de anlatmıştık. Yani Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri ne yapmış? Hemen kendisi bir icraata geçmeyip İbni Kemal Hazretleri ile beraber bir müzakere oturtulmuş. Ve müzakerenin neticesi fermanla beraber kişi ne yapılmış? Azledilmiş. O yüzden dolayı Rabbim inşallah sadece bunları okumakla değil, işte bu büyüklerin hayatlarını dinlemekle değil, Rabbim her bilallerimize
ilim, amel, ihlas yolunda gerçekten başarılar ikram eylesin. Amin. Bizler de neden bir İbn-i Kemal Hazretlerinin yolundan devam etmeyelim, onun gibi hizmet etmeyelim, mücadele etmeyelim. Bakıyoruz ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bir başkanmış. Başkanmış ama içtihat konusunda icraya geçeceği zaman da ilk etapta ilk adımda ne yapıyormuş? Şeyhülislam'ıyla İbn-i Kemal Hazretleri ve onun heyetiyle beraber bir istişare sonucunda ne yapıyormuş? Hayata geçiriyormuş bu işlerini. Bizler de elhamdülillah Efendi Hazretlerimiz bize bu yolu Mevla-i Teala'ya şükürler olsun iyi öğretti. Her şahıs kendi ailesinin reisidir. Kendi ailesi içerisinde bir yönetim içerisindedir. Her zaman ne yapmalı? Gerçekten ehli sünnet vel cemaat, Kur'an'ın hükümlerine dikkat eden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin seniyesini takip eden bir hocası mutlaka olmalı. Yani danıştığı, hayati fikirleriyle beraber müzakere, mütalaa yapabileceği, danışabileceği, onu Kur'an yoluyla, İslam yoluyla yönlendirebileceği mutlaka bir hocası lazımdır. Bizim bir hocamız vardı biliyorsunuz Mesut hocamız. Her zaman der ki işte doktorun var, avukatın var, bilmem işte yazıcın var, kırıcın var, yapıcın var. Bir de hocan olsun derdi yani. Şu medreseden bir tane hoca seç de kendine, adamlara öyle derdi yani. Bir de hocan olsun der. Ondan sonra o yüzden dolayı gerçekten bir Müslümanın hayatında mutlaka ne yapması lazım? Bir hocası olması lazım, danışacağı. Sen şimdi devlet yönetmiyorsan aile yönetiyorsun. Devlet yönetmiyorsan işçi çalıştırıyorsun. İşçi çalıştırmıyorsan bir arkadaşların onların hayatlarına neysin? Yönlendirebilme kabiliyetindesin, oturumundasın, yerindesin yani. O yüzden dolayı mutlaka insanın ehl-i sünnet vel cemaat, peygamberi bilen, Kur'an'ı bilen, kuvvetli ilmi olan, ondan sonra hak olan bir hocaya ihtiyacı mutlaka vardır. Rabbim inşallah başımızdan eksik eylemesin. Amin hocam. Gerçekten çok doğru söylediniz. Sadece idari kısımda veyahut da padişah olmak veyahut da bir başbakan vesaire olmakla değil, yani bir belediye başkanı idari anlamda sadece dediğiniz gibi her baba, her erkek aslında bir aileyi yönetebilir, aile reisidir. Dolayısıyla herkes bir ortamın içinde yaşıyor. Dolayısıyla orayı yönlendirmekle aslında, doğru anlamda yönlendirmekle de mükelleftir. Rabbim gerçekten dediğiniz gibi hakikat ehli sünnet, hakiki ehli sünnet akaidinde olan iyi hocalar, doğru hocalarla beraber hayatımızı şekillendirmeyi nasip etsin. Amin. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Bugün programımızın burada noktalandıralım. Önümüzdeki hafta yani Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğuya seferinden bahsedeceğiz. Irak-Ayn Savaşı'ndan evet, bahsedeceğiz. Buraya tabii bu İran'a yönelik bir sefer aslında. Evet. Ondan başlayacağız, bahsederiz hocam. Ben i̇nşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar inşallah buluşmak dileğiyle diyorum hocam. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Osmanlı, şan ve ecdadımız Osmanlı'yı anlatmaya devam edeceğiz. Yarın 18 Mart ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu münasebetle buradan Çanakkale'de şehit olan, canını vatan uğruna feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece onlara değil, bugün o gün Batı cephesinde ehli küffara karşı mücadele verilmişti. Bugün de doğuda ehli küffara karşı yine bir mücadele içindeyiz. Oradan da şehit haberleri alıyoruz. Rabbim oradaki şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Gazilerimize de acil şifalar ikram etsin. Amin. Ailelerine de, acılı ailelerine de sabırlar, yüksek sabırlar ikram eylesin diyorum. Ben şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler.